Polis küçük kızı 2 dolarlık ayakkabı çalarken yakaladı. Kız sebebini söyleyince çok duygulandı. Başlamadan önce lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kız kardeşler arasındaki bağ hayattaki en güçlü bağlardan biridir. Kız kardeşler birlikte büyür, birlikte ağlar ve birlikte güler. Birbirinize ne kadar uzakta olsanız da hiç kimsenin sizi kız kardeşiniz kadar iyi anlayamayacağını yürekten bilirsiniz. Hayatta kutlamalar da yaşanır, zorluklar da. İyi zamanımızda yanımızda mutluluğumuzu paylaşacak insanlar olması her zaman daha iyidir. Kötü zamanımızda da yanımızda birinin olması bize daha iyi hissettirir. Kız kardeşler ne olursa olsun birbirlerine destek olurlar. Gelin bakalım bu küçük kız kardeşine sevgisini nasıl göstermiş. Haven Staple, Hollywood Parkway, Northwest Atlanta'da yaşayan 12 yaşında bir kız çocuğu. 4 kardeşinin en büyüğü. Geçen Şubat'ın 18'inde Haven bir Family Dollar marketine girdi. Planından kimsenin haberi yoktu. Market çalışanlarından biri Haven'ı 2 dolarlık ayakkabılardan çalarken yakalayınca herkes çok şaşırdı. Market çalışanları polisi aradı ve Atlanta polis memuru Chef Milton markete geldi. Kıza sırf merak ettiğinden ayakkabıları neden çaldığını sordu. Kız hıçkırarak ağlıyor. Hırsızlık yaparken yakalandığı için kendini çok kötü hissediyordu. Polis memuruna 5 yaşında ihtiyaç sahibi kız kardeşi için ayakkabı çaldığını anlatırken herkesi ağlatmayı başardı. Ailesinin parası bu ayakkabıları almaya yetmiyordu. Bu yüzden onları çalmaya karar vermişti. Genç kızla konuştuktan sonra polis Chef Milton kızın nasıl bir yerde yaşadığını merak etti. Bu yüzden onu bizzat eve götürdü. Polis kızın yeni doğmuş ve 4 yaş arası tüm kardeşlerini gördü. Bütün çocuklara yetecek kadar yasak yoktu. Evdeki tek mobilya eski bir kanepeydi. Evdeki yiyecek de çok azdı. Annesiyle konuşmak için eve girdi. Küçük çocuklarına bakıcı tutacak parası olmadığı için anne çalışamıyordu. Kocası işinden dolayı şehre gidip geliyordu ama aileyi geçindirecek kadar para kazanamıyordu. Milton ailenin durumuna o kadar üzüldü ki vicdanı sızladı. Milton işinin başına döndüğünde kıza ceza kesmedi. Ailenin durumuyla empati kurmuştu. Bu konuda bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyordu. Evlerine geri dönüp aileye 4 pizza ve 2 şişe kola götürdü. Parasını kendi cebinden verdi. Haven'ın annesinin gözleri doldu. Milton da çok duygulanmıştı. Tüm aile pizzayı afiyetle yerken büyük bir şeyin başladığından habersizdi. Milton'ın cömertliği polis departmanı ve ilçede kulaktan kulağa yayıldı. Staple ailesine birkaç kişi bağışta bulundu. Atlanta polis departmanı Milton'ın küçük kız ve ailesiyle yaşadıklarının hikayesini Facebook'ta paylaştı. Böylelikle halk da Milton'ın iyiliğini duymuş oldu. Birçok insan yardım eli uzatmak istedi. Polis departmanı canlı yayın düzenleyerek Staple ailesine bağış topladı. Sosyal medyayı kullanarak insanlara bağış bırakabilecekleri yerleri bildirdi. 3 ay sonra Haven'ın annesi Shamik Staples garajın önünde beklerken yerel polisler kıyafet, bebek bezi ve ev eşyalarıyla dolu kutular getirdi. Haven Milton'ı görünce ona sarıldı ve güldü. Bağışlar arasında Cliffside Park, New Jersey'de yaşayan emekli kütüphaneci Kate Cholemit'ten bir hediye kartı vardı. Ayrıca bir mektup da göndermişti. Bazı öğrencilerin evlerinde zor şartlarda yaşadıklarını görmüştüm yazmıştı Shalom'un. Ailenin temiz bir başlangıç yapması ve daha iyi bir hayat yaşaması için dua ediyorum. Tanrı sizi ve polis departmanını kutsasın ve korusun. Chef Milton her gün yeni zorluklarla yüzleşiyorsunuz. Milton ailemize gönderilen bir lütuftu. Çok fazla çocuğunuz olunca sürekli bir şeylere ihtiyacınız oluyor. Bu ihtiyaçların bazılarını karşılamama yardımcı oldu. Ben böyle biriyim. Tüm hayatım boyunca da böyleydim. Benim yerimde hangi polis olsa aynısını yapardı diyor Milton. Yanında onunla birlikte görevde olan başka bir polis memuru olmasa Milton'ın yaptığı şeyi kimse duymayabilirdi. Hatta amiri arayıp vaka ile ilgili sorular sorunca Milton başının dertte olduğunu sanmış. Ancak diğer memur öne çıkıp arkadaşını korumuş. Milton'ın bu olayı idare edişi onu yalnızca bir kahraman yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda hizmet verdiği toplumun daha da büyük bir parçası yapıyor. Milton'ın bu hareketi Haven'ın da gönüllü olup başka ihtiyaç sahibi ailelere bağış yapmasına vesile oldu, diyor kızın annesi. Milton polis olmanın hayatta verdiği en güzel kararlardan biri olduğunu söylüyor. Hedefi bir gün polis amiri olabilmek, ben korumak, yardım etmek ve hizmet vermek için buradayım, diyor. Böyle yapmaya da devam edeceğim. Bugün bile hala polis departmanı aile için bağış toplamaya devam ediyor. Ne kadar iyi yürekli bir adam. Bazen işinizi yaparken farklı bir yaklaşımda bulunmanız gerekebilir. Kızı nezarete alsaydı bu olayın sonuçları kız ve ailesi için çok daha farklı olabilirdi. Neyse ki onlara ihtiyaç duydukları yardımı sağladı. Milton kanunları aldırmadan doğru olduğunu düşündüğü şeyi yaptı ve bu hayatta verdiği en iyi karardı.